Sağ olun hocam. Sırada fizik bölümünü tanıtmak üzere fizik bölüm başkan yardımcısı Sayın Profesör Doktor Haluk Koralay'ın teşriflerini arz ediyorum. Haluk hocam. Evet, şimdi görüntüm de geldi, sesim de geliyor herhalde. Geliyor hocam, buyurun Sayın hocam. Evet, Murat Hocam teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Aynı şekilde dekanımıza da teşekkür ederiz. Biz Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü olarak sağ olsun biraz önce dekanımız, sayın dekanımız gerekli sunumları yaptı. Birçok bilgiyi verdi esasında. Hemen şurada sunum pozisyonuna geçeyim. Bölüm başkanımız Ziya Merdan, Profesör Doktor. Ben bölüm başkan yardımcımız Haluk Koralay ve bölüm başkan yardımcımız yine aynı şekilde Aynur hocamız, Aynur Özcan. Fizik bölümü olarak fen fakültelerinde eğitim veren 4 yıllık bir lisans bölümü. Bu bölümden mezun olan kişiler fizikçi unvanı alarak çalışmaya başlıyorlar. Fizik bölümü ana bilim dalı olarak fizik biliminin ve insanların doğayı, madde kavramını, enerjiyi, fiziği, evreni, dünyayı, yıldızları, atom ve atom altı parçacıkların galaksileri konu alan araştırmaları, deney ve gözlemler yaparak inceleyen bir bilim dalı. Bu bölümde okuyacak olan öğrencilerimizin, sizler gibi aday öğrencilerimizin matematik, fizik, biyoloji ve kimya bölümlerinde doğal olarak da ilgisinin olması gerekiyor. Fizik bölümü teorik ve matematiksel yöntemlerle, gözlem ve deneylerle doğanın gizemlerinin anlaşılması yönünde temel gerçeklerin ortaya konulduğu ve yeni bilgilerin üretildiği bir uğraş alanı. Peki o zaman fizik nedir? Fizik bölümü neden vardı? İnsanın doğayı anlamaya çalışmasının sonucunda ortaya çıkmış bir bilimin okutulduğu bölümdür. Deney ve gözlemler sonucunda oluşturulan fizik yasaları, galaksiler, atom altı parçacıklar, yıldızlar ve tüm galaksiye kadar çok geniş bir alanı kapsayan bir bölüm. Fizik bölümünün temel amacı ise biraz önce o belirtmiş olduğumuz fizik yasaları ve kuramları çerçevesinde evren hakkındaki bilgileri genişletmek ve elde eden bilgileri matematiksel formüllere dönüştürebilmektir. Aynı zamanda fizik katı, sıvı, moleküler cisimler ve hayatın varoluşu gibi pek çok karmaşık sistemin incelenmesi sonucunda topluma da doğal olarak katkıda bulunmaktadır. Gelişmiş teknolojik alet tasarımı, optiksel iletişim sistemlerinin geliştirilmesi, yarı iletkenlerin iletken araçlarının üretilmesi gibi pek çok alanda da fiziğin uygulaması da doğal olarak vardır. Fizik bölümünde yürütülen eğitim programına bakıldığında fiziği temel kavramları vermenin yanı sıra uygulamalı elektrik ve bilgisayar eğitimiyle de biz öğrencilerimizi desteklemekteyiz. Bölümümüzde çağdaş fiziğin bütün konuları dersler, laboratuvar uygulamaları ile desteklenmekte. Özellikle biz kendi öğrencilerimizi, son sınıf öğrencilerimizi bir öğretim üyesi gözetiminde bağımsız araştırma yapmanın metotlarını öğrenmek amacıyla tez mahiyetinde birer proje hazırlatmaktayız. 4 yıllık fizik eğitimi programının ilk 2 yılında fiziğin ve matematiğin temel kanun ve prensiplerini mekanik, elektrik, modern ve genel kimya, genel matematik, fizikte matematik metotları kavramlarını anlatmaktayız. 3. ve 4. sınıflarda ise artık öğrencimiz tamamen fizikle iç içe olmakta ve temel fizik derslerinin yanında pek çok seçmeli derslerde öğrencilerimize anlatmaktayız. Bölümümüz dekanımız Profesör Doktor Suat hocamızın söylediği gibi akredite olma yolunda FEDEK tarafından ve bu bağlamda da
size anlatılan hemen hemen her şey akredite kapsamında veya size sunulan, size verilen bütün bilgiler akredite kapsamında, akreditasyon kapsamında gerçekleşmekte. Aynı zamanda fizik bölümümüzden mezun, sadece fizik bölümü değil bu, bizim fakülteden mezun olan öğrencilerimize biz çift diploma veriyoruz. Bu çift diploma ile birlikte öğrencilerimizin diplomaların yurt dışında da tanınırlığı söz konusudur. Şöyle bir baktığımızda ki bu kavramı biraz sonra daha kapsamlı bir şekilde açıklayacağım esasında. Fizik bölümü mezunu olan öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra fizik bölümü lisans diploması almaya hak kazanıyor ve fizikçi unvanı alarak çalışma hayatına başlıyor. Ve temel bilimleri tercih eden pek çok kişi de daha sonra akademik kariyer yapma eğiliminde ise de tabii ki bunları da doğal olarak da yapabiliyor. Fizik, özellikle Gazi Üniversitesi fizik bölümünü tercih etmek isterseniz işte AYT sınavına girerek buradan yaklaşık olarak 320 binin C seviyeli 240 bin ile 320 bin aralığında öğrenci profilimiz var. Daha önceki yıllarda bu skala birazcık daha farklıydı ama gün geçtikçe daha iyi başarılı öğrencileri de alma eğilimindeyiz. Bizler sizlere fizik dersini anlatırken tabii ki bölümümüzde farklı farklı dersler var. Bu dersleri anlatırken bizler sizlere Türkçe olarak sunuyoruz. Ama öğrencilerimizin eğitimlerinin devam yurt dışındaki eğitimlerine de devam edebilmeleri için ki bu kavramı biraz sonra daha da kapsamlı açıklayacağım. Öğrencilerimizi birinci sınıftan itibaren 4. sınıf veya 8. dönemin sonuna kadar İngilizce dersi verilmekte. Dolayısıyla öğrencilerimiz bölümümüzden mezun olduktan sonra kendilerini anlatabilecek veya fiziksel kavramları açıklayabilecek bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olmaktadır. Bölümümüz tamamen Türkçe eğitimle ders anlatılmaktadır. Bölümümüzde toplamda 214 öğrencimiz var. Bunun 80 tanesi kız, 134 tanesi erkektir değerli arkadaşlar. Bölümümüzde 8 tane ana bilim dalımız mevcut. Bunlar atom ve molekül fiziği, genel fizik, istatistiksel fizik, matematiksel fizik, nükleer fizik, yoğun madde fiziği, yüksek enerji ve parçacık fiziği ve plazma. Ve bu bölümde birbirinden değerli, ülkemizin değerli bilim insanları var. 27 tane profesör, 15 tane doçent, 12 tane araştırma görevlisi ve 4 tane öğretim görevlisi var. Birçok üniversitede bu şekilde aynen bu sayıda 27 profesör, 15 doçent, 12 araştırma görevlisi ve 4 öğretim görevlisiyle üniversite açılmakta. Biz bunu sadece ve sadece fizik bölümü olarak karşılayabiliyoruz. Bu işte değerli bilim insanları tarafından fizik bölümünde anlatılan bazı derslere baktığımızda tabii ki toplamda mezun olduğunuzda bu mavi etiketli diplomayı aldığınızda 240 AKTS'yi Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne göre 240 AKTS'yi tamamlamanız gerekiyor. Bu 240 AKTS'nin 60 AKTS'si seçmeli derslerden oluşmakta ve öğrencilerimize seçmeli derslerle birlikte istediği alanla alakalı, ister bu yoğun madde fiziği olsun, yüksek enerji fiziği olsun, hangi alanı istiyor ise o alan dahilinde seçmeli dersleri alabiliyor. Geniş bir seçmeli alan yelpazemizde söz konusu. Şöyle baktığımızda fizik bölümünde okuttuğumuz derslerimize baktığımızda işte termodinamiğimiz vardır, modern fizik, dalgalar ve optik, teorik mekanik, kuantum fiziği gibi farklı farklı dersler de vardır. Biz öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren laboratuvarlara
öğrenci laboratuvarlarına sokuyoruz. Tabii bu laboratuvarlarımızdan 5 tanesi öğrenci muhakkak girmek zorundadır. Ve bunlardan bir tanesi de seçmeli laboratuvarımızdır. İşte mekanik laboratuvarı, elektrik laboratuvarı, optik dalgalar ve optik laboratuvarı, elektronik, kuantum ve nükleer fizik laboratuvarı olarak öğrencilerimiz burada ilgili asistanlarımız tarafından birebir uygulamalı deneyler yapmaktadır. Fizik bölümünün amacına baktığımızda özellikle bizim Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünün amacına baktığımızda arkadaşlar her düzeyde kuramsal ve uygulama fizik bilimine ilişkin temel prensiplere ve sahip bilgilere sahip olan öğrencileri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bilgi birikimini kullanarak fen ve mühendislik alanlarındaki problemlere analiz ve çözme becerisi kazandırmayı hedefliyoruz. Mesleki ve akademik etik sorumlulukları bilincine sahip olma, özgün karar verebilme ve uygulama, disiplinler arası grup çalışması yapabilme, bilim ve teknoloji gelişmeleri izleme ve sürekli kendini yenileme, yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktayız. Fizik bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi sonunda mezun olan öğrencilerimize işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi mavi etiketli bir diploma, Avrupa Birliği'nde tanınan bir diploma veriyoruz. Bu diploma ile birlikte öğrencilerimiz fizikçi unvanı almaya hak kazanıyorlar. Temel bilimleri tercih eden öğrencilerin büyük bir çoğunluğu akademik kariyer yapmayı tercih etmektedir. Bu amaçla öğrenciler üniversitenin fen bilimleri ve yüksek teknoloji enstitülerinin başvuru koşullarını sağladığı takdirde lisansüstü eğitimlerini de doğal olarak yapabiliyorlar. Bu arada isterlerse gerekli şartları sağladıkları takdirde öğrencilerimiz bölümümüzde araştırma görevlisi olarak da çalışabiliyor veya öğrenci asistan olarak da keza çalışabiliyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK bursları ile yurt dışında yüksek lisans ve doktora çalışması da yapabiliyor. Bu dönem 3 tane öğrencimizi Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla, özür dilerim, 2020'nin sonundaki sınavla 3 tane öğrencimiz de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla yurt dışına yüksek lisans eğitimi için göndermiş bulunmaktayız. İşte biraz önce söylemiş olduğumuz gibi fizik bölümü öğrenci teorik ve uygulama konularda hem eğitim, öğretim hem de araştırma faaliyetini etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek durumda mezun olmaktadır. Mezunlarımız pek çok alanda çalışma fırsatı bulmakta. İşte bunlar aynı zamanda pedagojik formasyon alan bu bölüm mezunları öğretmen olarak özel okullarda da veya devlet okullarında da görev yapabilmekte. İşte mezunlarımız Arge merkezleri, kalite kontrol laboratuvarları, elektronik bilişim, enerji, iletişim, iş güvenliği, yayıncılık ve çevirmenlik gibi alanlarda da doğal olarak çalışabilmektedir. Bunlar olmazsa olmazlardandır. Yine keza eski adıyla Türkiye Atom Enerjisi, şu anki adıyla Nükleer Enerji Enstitüsü üstünde de çalışma fırsatı bulabilmekteler. TÜBİTAK'ta Devlet İstatistik Enstitüsü'nde Türk Telekom, Aselsan, Roketsan, Havelsan, TSE gibi farklı kuruluşlarda araştırmacı olarak da çalışabilmekte. Hastanelerin radyoloji bölümlerinde özellikle medikal fizik alanında yüksek lisans yapan öğrencilerimiz olduğunda yine hastanelerin radyoloji bölümünde de doğal olarak da çalışabilmekte. Bilgisayar firmalarında, teknik cihazların satış ve servis şirketlerinde, elektronik ve sanayi alanında çalışan kuruluşlarda ve bankalarda da doğal olarak çalışabilmekte. Öğrencilerimiz yine aynı şekilde farklı sınıflarda, farklı işte birinci sınıfta, ikinci sınıfta bilgisayar dersi alarak, kendilerini yetiştirerek, farklı programlar öğrenerek mezun olduklarında kendilerini güzel bir şekilde sunabiliyorlar. Ayrıca iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılıp bu süreç sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrencilerimiz çeşitli sektörlerde işte C sınıfından başlayarak iş güvenliği uzmanı olarak da doğal olarak da çalışabilmektedir. Bölümümüzde aynı zamanda fizik bölümünde
teknoloji topluluğumuz var. Bu teknoloji topluluğuyla birlikte fizik ve teknoloji ilişkisini aktaran konferanslar, paneller, öğrenci kongreleri, bilim şenliği yapıyoruz. Öğrenciyi akademik hayata hazırlayan şu anda uğraş içinde olduğumuz online bir dergi üzerinde çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken de araştırma görevlisi Doktor Hilal Küçük arkadaşımız da, kendisi CERN doktorudur. Yurt dışı CERN'de doktorasını tamamladı. Sağ olsun burada lisans öğrencilerimizle birlikte güzel çalışmalar, güzel faaliyetler de yapmakta. Aynı zamanda bu toplulukla birlikte işte farklı farklı etkinlikler yapıyoruz. Hemen hemen her dönem veya her ay, her dönem teknik gezi yapıyoruz. Bunun haricinde ayda bir öğrencilerimizle bir sosyal faaliyetimiz de olabiliyor. İşte bu yapmış olduğumuz teknik geziler, teknik faaliyetler nedir? Örnek verecek olur isek yine burada gördüğümüz gibi bir araştırma merkezi, süperiletkenlik araştırma merkezi veya tarla dediğimiz Ankara Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan CERN'ün küçüğü şeklinde ifade edilen parçacık hızlandırıcı merkezine teknik ziyaretimiz veya Türkiye Atom Enerjisi'nin farklı yerlerine ziyaret veya işte Aselsan, Roketsan gibi farklı kuruluşlara her dönem bir teknik ziyaretimiz söz konusu. Bununla birlikte tabii ki öğrencilerimizle birlikte sosyal anlamda da farklı farklı faaliyetler de yapmaktayız. Tabii öğrencilerimiz bizim bölüme geldikten sonra biraz önce saymış olduğum 6 tane, 5 tane zorunlu laboratuvar, bir tane de seçmeli olan laboratuvarı almasından hariç bir de bölümümüzde araştırma laboratuvarları vardır. Bu araştırma laboratuvarları hocalarımız tarafından kurulmuş olan laboratuvarlardır. Öğrenciler istedikleri takdirde ilgili laboratuvarın hocasıyla, öğretim üyesiyle görüştükten sonra laboratuvarlara girebilir ki birçok öğrencimiz de o şekilde yapan yani öğrencimiz var. Tabii bu pandemi şartlarına bağlı olarak öğrencilerimizi laboratuvara alıyoruz. İsteyen öğrencilerimiz 2. 3. sınıftan itibaren o laboratuvarda ilgili hocayla birlikte akademik çalışma da yapabiliyor. Tabii bu aşamada doğal olaraktan da TÜBİTAK'tan da projeyi alabiliyoruz. Aynı zamanda size de projelerimizden de maddi bir destek de sağlayabiliyoruz. Bu gerek üniversitenin bünyesinde olabiliyor, gerek Kalkınma Bakanlığı'nın bünyesinde ya da Kalkınma Bakanlığı Kalkın Strateji ya da TÜBİTAK projeleri kapsamında sizlere de doğal olarak destek verebiliyoruz. Tabii bu ilgi duyduğunuz alanlar işte yarı iletken olabilir, süper iletken olabilir, güneş pilleri olabilir, fotovoltaik sistemler, işte nano yapılar olabilir. İşte bu şekilde ise buna benzer daha tabii burada ben iki tane laboratuvarımızı koydum ama yaklaşık 13-14 tane araştırma laboratuvarımız var. İlgi duyan arkadaşlarımız olacak olur ise işte özellikle 5 Ağustos ile 13 Ağustos arasında bölümümüzü ziyaret ettiklerinde ki bizler de buradayız zaten ilgili asistan arkadaşımız biraz önce ismini belirtmiş olduğumuz asistan arkadaşımız, Hilal arkadaşımız sizlere yardımcı olacak. Laboratuvarlarımızı da gezdirebilir. Bizlerle de tanışabilirsiniz işin açıkçası. Bu 5 ile 13 Ağustos arasında hemen hemen birçok laboratuvarımızı gerek araştırma gerek öğrenci laboratuvarlarını da doğal olarak gezebilirsiniz. Aynı zamanda bizim bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz çift dal ya da ana dal yapabiliyor. İşte bu şartlara bağlı olarak, not ortalamasına bağlı olarak işte belli kriterleri sağlayan öğrencilerimiz işte matematikte, kimyada, istatistik ve buna benzer bölümler başta olmak üzere farklı alanlarda yan dal ve çift ana dal programlarını da yapabiliyorlar. Öğrencilerimiz keza aynı şekilde biraz önce dekan hocamız da söyledi. Şu anda iki öğrencimiz Almanya'da
Almanya'da, Köln'de Erasmus öğrenci değişim programı ile birlikte şu anda Almanya'da hemen hemen her dönem öğrencilerimiz, bir öğrencimiz şu anda Güney Kore'ye gitmek için başvuru yaptı. Büyük bir ihtimalle de gidecek. Lisans öğrencilerimiz bunlar. Lisans üstü öğrencilerimiz değil. Onu ifade etmek istiyorum. Öğrencilik hayatınız boyunca belli dönemde eğitiminizi yurt dışında alabiliyorsunuz. Bu da öğrenci işte Erasmus Ofisi ile birlikte ikili işbirliğiyle Karşı Üniversite ile birlikte anlaşma çerçevesinde oraya gidebiliyorsunuz. İşte burada 2020 yılında eğer bu şartları sağlıyorsanız bölümünüzü rahatlıkla kayıt olabiliyorsunuz. Tabii bölümünüzü seçtiğiniz takdirde YÖK tarafından 2021 YKS'de ilk 15 tercihine yer verip fizik bölümünü söz konusu programa yerleşen ilk 3 öğrenci kesin kayıt yaptırmaları halinde de işte YÖK tarafından belli bir burs veriliyor. İşte 12 aylık ayda 850 TL olacak şekilde. Tabi bu sizin aldığınız diğer burslardan ayrı olarak. Peki şöyle baktığımızda şöyle baktığımızda arkadaşlar, neden fizik bölümünü seçmemiz gerekiyor? Şimdi evrendeki sistemlerin nasıl işlediğini keşfedersiniz. Özellikle bizim Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünü seçtiğinizde doğuştan bir merakınız varsa, bir araştırma ruhunuz varsa, fizik nedir diye merak ediyorsanız eğitim işte bölümümüzden eğitim alarak bu soruların birçoğuna cevap bulabileceksiniz. Aynı zamanda fizik gerçekten de inanılmaz derecede geniş bir konudur. Biraz önce Murat Hocam çok güzel bir şekilde açıkladı. Canlılar hakkında uğraşıyor iseniz biyoloji tam size göre dedi. Çok güzel. Esasında fizik de evrende birçok olayın gerçekleşmesine, işte şu anda bizi internet üzerinden görüyor iseniz fizik sayesinde görebiliyorsunuz ki işte bunların hepsine neden sonuç ilişkilerine cevap bulabileceğiniz yer tam fizik bölümüdür arkadaşlar. Özellikle Gazi Üniversitesi fizik bölümünde de sizler bu konuda sizlere cevap verebiliriz. Problem çözme becerinizi geliştirebilirsiniz. Nasıl? İşte bir durumun eleştirel analizini yapmak ve ortaya çıkan problemleri çözmek, lisans eğitimine fizikle ilgili bir bölümde alan kişi için temel beceriler haline gelmektedir. Olayları farklı perspektiflerden düşünebilme kalıplarının dışına çıkarak bakış açısını genişletme ve sorunlara çözüm getirmek bu alanda da oldukça benimsenen özelliktedir arkadaşlar. Çok çeşitli kariyer fırsatları da bulabilirsiniz. İşte biraz önce saymış olduğum fizik diplomasını aldıktan sonra devlet dairelerinde, kamu sektöründe, ticari kuruluşlarda, firmalarda, işletmelerde ki ben özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Belki doktor olmak istemişsinizdir veya bir diş hekimliğinde çalışmak istemişsinizdir veya bir eczacıyla çalışmak istemişsinizdir. Çalışamadıysanız ki şu anda birçok hocamız tıp fakültesiyle ortak çalışmaları var. Birçok hocamızın diş hekimliği fakültesiyle ortak çalışmaları var. Birçok arkadaşımızın eczacılık, birçok arkadaşımızın hatta fizik temel bilim olduğu için arkadaşlar belki sizlere şunu söyleyebilirler. Fiziği neden seçiyorsunuz? Esasında fizik temel bilim olduğu için, fizik temel bilim olduğu için arkadaşlar elektrik elektronik mühendisliğin olmazsa olmazı fiziktir. Makine mühendisliğin olmazsa olmazı fiziktir arkadaşlar. İnşaat mühendisliğin fizik olmazsa bunların hiçbiri olmaz. Fizik çünkü temel bilimdir.
fizikten mezun, hatta dün bir okulun makaleye göre geleceğin yine bilim dalları arasında fizik hiçbir zaman yerini kaybetmeyecek diyor. Nedeni ise her gelişen teknolojiyle birlikte, her ortaya atılan artık şeylerle birlikte fizik her zaman işte o teknolojiyle birlikte iç içe. Mesela işte bilgisayar dedik, fizik tamamen içinde. Robotlar dedik, tamamen fizik içinde arkadaşlar. Fizik olmazsa olmazımızdır. Daima yeni bilgileri açık oluyorsunuz fizikle birlikte. Fizik alanına baktığımızda arkadaşlar en ilgi çekici şeylerden biri de devamlı gelişen ve kendini yenilen bir alan olmasıdır. Bu da işte bizim Gazi Üniversitesi fizik bilimiyle birlikte olmaktadır. Yine matematikteki gibi bazı disiplinlerle bağlantılıdır. İşte biraz önceki saydığım kavramlarla. Fizik arkadaşlar gerçekten zorlu ama keyifli bir alandır. Özellikle bizim Gazi Üniversitesi. Yurt dışında çalışma imkanı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Teknolojiyi kesinlikle ve kesinlikle anlamlandırabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? İşte bir telefon veya işte bir dizüstü bilgisayar, bunlar nasıl çalışıyor? Tamamen bunlar fizikle alakalıdır arkadaşlar. Ve bölümümüzü bitirdikten sonra, gerekli eğitimi aldıktan sonra lisansüstü eğitim için yurt dışında veya yurt içinde farklı üniversitelerde de lisansüstü eğitim yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla işte bizim fizik bölümünü seçtikten sonra gerekli altyapımız akademik anlamda, idari anlamda, sosyal anlamda diyoruz. Futbol sahalarımız, spor salonlarımız, kampüs içinde çok güzel bir kampüsümüz vardır. Yemeklerimiz, gerçekten bunlar önemli parametrelerdir. Ve akademik anlamda da gerçekten de değerli öğretim üyelerimizle birlikte biz 4 yıl boyunca sizlere iyi bir eğitim vereceğimizden emin olabilirsiniz. Ve bölümünüzü bitirdikten sonra da çok güzel yerlerde de iş bulma imkanına sahip olabileceksiniz. Biraz önce Murat hocamızın söylediği gibi, biyoloji bölüm başkanı Murat hocamızın söylediği gibi de bölümümüz Ankara'nın hem ulaşımı çok çok kolay, yurtlarının hemen yanında yurtları olan bir kampüs içindedir. Biz 5 Ağustos 13 Ağustos arası yerimizdeyiz, fakültemizdeyiz, bölümümüzdeyiz, laboratuvarlarımızdayız. Sizleri bekliyoruz. Bölümümüzü tercih ettikten sonra Eylül ayında veya Ekim ayında akademik takvimimiz yayınlandı. 5 Ekim herhalde eğitim öğretimlerin başlangıcı. 5 Ekim'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Tabii bu arada sorularınız varsa da Ceren hocam şimdi bana soruları söyleyecek. Teşekkür ederim. Sayın hocamıza değerli konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederiz hocam. Sorular bana gelmedi. Belki size gelmiştir hocam. Bakıyorum. Şu bana gelen bir soru yok. Bana da yok şu anda Ceren hocam. Eğer sormak istediğiniz veya merak ettikleriniz olursa fizik bölümü hakkında her zaman için fakültemizi, tabii ki bütün bölümlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Hocalarımız sizlere bu konuda yardımcı olacaktır. Şimdi hocam sırada fizik bölümü ile ilgili 2 dakika sürecek bir anketimiz var. 2 dakika sürede anketimizi bitirdikten sonra devam edeceğiz. Bu süre içerisinde değerli konuklar sorularınız varsa yazabilirsiniz yine. Tabii.
Sayın hocamıza tekrar teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim Ceren Hocam. Fizik bölümü...